Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi rasyonel denemesi ile karşı karşıyayız. Birinci sorumuza baktığımızda TBMM'nin açılmasından sonra Anadolu'nun pek çok yerinde TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla bir takım önlemler almıştır demiş TBMM. Arkadaşlar bunlardan birisi olamaz dediğinde. Şimdi burada A şıkkına baktığımızda A şıkkında milli kaynaklar ve milli kuvvetler birbirine karşı kullanılmış güç ve zaman kaybedilmiştir. Aksine arkadaşlar burada milli kaynaklarda, milli kuvvetlerde yani dediği bu ordudan bahsediyor. Birbiriyle ortak hareket ettirilmiş ve burada isyanların bastırılmasında işte bu Hıyanet-i Vatanı Kanunu çıkartılıp işte ordu basmış, ordu bastırmış. TBMM'ye karşı isyan edenler istiklal mahkemelerince yargılanmıştı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci sorumuzda arkadaşlar Kütahya-Eskişehir muharebelerinde düzenli ordunun yenilmesi üzerinde bazı milletvekilleri Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesi gerektiğini söylüyordu. Mustafa Kemal başkomutanlığını kabul ederek meclisin gücünü doğrudan kullanma yetkisini istedi. Mustafa Kemal'in meclisin tüm yetkilerini istemesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada hızlı ve etkili karar almak amacıyla Mustafa Kemal arkadaşlar burada mecliste kendi başkanlığını seçiyor. Üçüncü sorumuza geldiğimizde İngiltere ve Yunanistan'ın böyle bir yola başvurmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Yunanlar Batı Anadolu'daki Hristiyanların Türkler tarafından katledildiği yönünde asılsız haberleri dünya kamuoyuna yaymışlardır. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki İngilizlerin Anadolu'da, Yunanlıların Batı Anadolu'da hedefleri bulunuyordu. Bunun için Türkleri burada karalama kampanyasına girip bir takım hususlarda bulunacaklardı ki Batı Anadolu'nun işgaline gerekçe oluşturmak amacıyla bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bunun için Türkleri ne kadar zora sokarlarsa işgalleri o kadar kolaylaştırıp dünya kamuoyunda Türkleri lekelemek amacıyla bunları gerçekleştiriyorlar sevgili gençler. Gelelim diğer sorumuza, dördüncü sorumuzda. Milli cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş arkadaşlar burada. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgale başlaması üzerine Türk halkı tarafından milli cemiyetler kurulmuştur. Arkadaşlar bu cemiyetlerin genel özellikleri padişah tarafından desteklenmişlerdir demesi yanlış. Çünkü aksine padişah bu milli cemiyetlerin karşısında zararlı cemiyetler kurarak bu cemiyetlerin işleyişini durdurmak ve gevşetmek istemiştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki devam edelim 5. sorumuzla. Çok zor yıllardı çocuklar. Topraklarımız Fransızlar tarafından işgal edildi. Büyüklerimiz birleşerek direniş gösterdi. Hatta Sütçü İmam direnişin sembolü oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sütçü İmam Maraş bölgesinde milli mücadelenin desteklenmesinde ve yüceltilmesinde önde gelen önderlerimiz arasında bu Maraş bölgesini savunuyor. Altıncı soruya geldiğimizde arkadaşlar bir Londra konferansı ile ilgili açıklama verilmiş. Londra konferansına TBMM adına katılan Bekir Sağan Bey konferansta TBMM'nin isteklerini şöyle özetlemiştir. Tam bağımsızlık vazgeçilmez temel unsurdur. Trakya sınırı 1913 yılında çizilen şekliyle kalmalıdır. Gürcistan ve Ermenistan sınırları belirtilmiştir. Bu tanınmalıdır. Musul, İskenderun, Halep ve Antakya'yı içine alacak şekilde güney sınırı çizilmelidir. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. İtilaf devletleri bu istekleri kabul etmemiş, Misak-ı Milli'yi bilmediklerini belirterek Sevr Anlaşması'na bazı ufak değişiklikler yaparak bir öneri hazırlamışlar ve Türk temsilcilerine sunmuşlardır. Buna göre İzmir vilayeti Türkiye'ye verilecek fakat şehirde Yunan askerleri bulundurulacak. İç güvenlik İtilaf devletleri tarafından sağlanacak. İzmir valisi Milletler Cemiyeti'nce atanacak ve Hristiyan olacak. Boğazlar Komisyonu'nun başkanı Türk olacak, Türk jandarma sayısı artırılacak. Yurdumuzda kalacak yabancı subay sayısı azaltılacak. Ermenistan sınırı Milletler Cemiyeti'nce çizilecek şekilde maddeler bulunmaktaydı. Arkadaşlar burada Türk heyeti bu istekleri kabul etmemiş. Dolayısıyla Londra'da yapılan bu görüşmelerin kesin bir sonuç elde edilememiştir. Şimdi Londra konferansına İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümetini ortak çağıran İtilaf Devletleri burada servi imzalatmak istiyorlar. Ama burada TBMM adına İşte gördüğünüz gibi burada yukarıda da anlattığı gibi Bekir Sami Bey bu konferansa katılıyor arkadaşlar. Amaç İtilaf Devletleri'nin ikilik yaratarak servi bizlere imzalatmak istemeleri.
Lakin burada arkadaşlar İtilaf Devletleri TBMM hükümetini resmen tanıyor. Bu birinci öncül doğru. TBMM hangi koşullarda barış yapabileceğini belirtmiştir arkadaşlar. Biz burayı kabul etmiyoruz. Bizim şartlarımız bunlar deniliyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. Batılı devletlerin Sevr Anlaşması'ndan taviz verebilecekleri ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar, çıkmak zorundadır zaten. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada 1, 2 ve 3. öncüllerimiz doğru. Peki devam edelim 7. sorumuzda. Atatürk'ün doğduğu ve çocukluğunun geçirdiği şehir olan Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez denilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada azınlık haklarının kısıtlanmasına ilgili bir şey söylenemez. Aksine azınlıklara zaten Tanzimat ve Islahat fermanlarında biliyorsunuz bir takım genişletilmiş haklar veriliyor. Sebebi Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımının zararlı faaliyetlerinden kurtulmak amacıyla bunlar gerçekleştiriliyor sevgili gençler. Devam edelim 8. sorumuzla. Aşağıda verilen misak-ı milli kararlarından hangisi tam bağımsızlığı kısıtlar? Arkadaşlar bakın, boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılması bizim ile ilgili devletlerin birlikte vereceği karara bağlıdır. Bakın ben size bunu anlatırken dedim ki bu bizim bağımsızlığımız, tam bağımsızlığımıza hatta sancıdır, sıkıntıdır diye söylemiştim ki gördüğünüz gibi sorularda da bu çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani ne kadar önemli olduğunu anlattığım konularda bir kez daha dile getirelim. Sevr Anlaşması hükümlerine göre Türk ülkesinde askerlikte mecburi hizmet olmayacak. 50 bin kişilik bir ordu bulunacak ve bu ordunun tank, ağır makine tüfek, top ve uçağı olmayacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. Türk halkı savunmasız bırakılmak istenmiştir. Kesinlikle doğru, çünkü bizim ordu ihtiyacımız asla burada gördüğünüz gibi istediğimiz düzeyde değil. Çünkü onlar işgallerini hızlandıracak, Anadolu'nun küçük bir bölgesine Türkleri hapsedecekler. Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Türklerin ordusunu lağvedip yani dağıtıp kendileri Anadolu'da istedikleri gibi fersah fersah gezmeyi amaçlıyorlar sevgili arkadaşlar. Devam edelim 10. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan bağımsızlıkla ilgili kararlara örnek verilemez denilmiş. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel bir kongre olmasına rağmen alınan kararlar bakımından uluslar bir kongre özelliği taşır. Şimdi sevgili gençler, biliyorsunuz ki Erzurum Kongresi ilk başta Doğu illerinin müdafaa amacıyla kuruluyor burada. Doğu illerini müdafaa etmek ve Trabzon bölgesinde bir Rum devleti kurmayı engellemek amacıyla var olan bu Erzurum Kongresi'nde bağımsızlığımızla ilgili temel bir takım hedefler var. Bunlar en başta manda ve himaye fikri kabul edilemez. İlk defa reddedilmiştir, bunu biliyorsunuz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine milletçe karşı konulacaktır. Bakın, yabancı işgalleri bizim milletimize karşı tam bağımsızlığımıza yönelik bizim siyasi haklarımızın önünde durulmasını engellemek için bu yapılıyor. Karşı durma arkadaşlar. Hükümet üyeleri Milli Kongre'ce seçilecektir. Bakın, hükümet üyeleri Milli Kongre tarafından. Bu arkadaşlar bağımsızlık ile ilgili değil, milli egemenlik ile ilgilidir. Bilginiz olsun. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Şimdi yani bu bağımsızlığımızın zaten en önemli örneklerinden birisi. Bizim milli sınır vurgumuz. Sevgili gençler, gördüğünüz üzere cevabımız Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar, ben Söke Amerikan Kültür Kolejleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni Çağlar Okuroğlu olarak rasyonel denemesini cevapladım. Arkadaşlar bu denemede alternatif sorularımız oldukça fazlaydı. Bu alternatif sorularımızın fazla olması ama konu bazından yine birinci dönemin konularından olduğunu belirtmek isterim. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın. Görüşürüz.